Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu Haluk Levent Söyleşi Etkinliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Söyleşimize başlamadan önce hepinizi bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Amerika'da piyano listeleri yapılıyor ve bir Laz uşağımız piyanist oluyor ama hiçbir yerde, hiçbir zaman onun Laz olduğunu kimseye söylemiyor, zaten de kimse bilmiyor. En son bir gösteri yapıyor, müthiş alkışlar oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dahil orada, herkes ayağa kalkıyor, alkışlıyor. Arkada bir ses diyor, bravo Laz uşağı, bravo diyor. Diyor, olamaz diyor, nasıl anladın diyor. Diyor, herkes diyor masaya yanaşır, sen diyor masayı kendi, piyanoyu kendine çekiyor. Amirim yapıyor, şöyle yapacağım ben de. Evet, tekrar merhaba. Tatsız bir olaydan sonra, belki de yanlış anlaşılma olan bir olaydan sonra, umarım öyledir. Geldik, yoldan geri dönebilirdim. Arkadaşlarım bana dedi ki, kimle telefonlaştı ben? Aranızdan, hatta dediniz ki isterseniz geri dönebilirsiniz hani bir sorun oldu falan gibi ya da dedim ki ben yola çıkmışım, Balıkesir'e söz vermişim, ben artık geleceğim dedim, geliyorum ya, olmazsa meydanda yaparız.
aslında doğru ya da yanlış algılama biçimi olabilir. Yani burada dekanlığı kastı ya da kastı olmayan durumu olabilir. Bundan bahsedeceğim. Aslında birçok dönemde birçok üniversiteye alınmadı. Mesela çok enteresandır bakın, çok enteresandır. Geçmiş hükümetlerde, mesela hükümetlerin bir tanesinde YÖK'ü çok ağır eleştirdiğim için, YÖK'le ilgili çok ağır kelimeler kullandığım için üniversitelere alınmadı. Ondan sonraki bir dönemde fakültelerde türbanlı kızlara özgürlük diye eylemler vardı. Ben kendim eylemlerine katılmıştım, bunu bilenler bilir. Türban bir haktır, kızlarımız okuyacaktır elbet diye. Ondan dolayı da bu kez Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yasak oldu. Beni almadılar söyleyişleri falan. Her dönem kendi siyasi problemleriyle ilgili bir şekilde almayabilir. Ama bizim kendi aramızda bir problemimiz yok. İşte burada her gün halk burada. Türbanlısı, işte askılısı, rockçısı, bilmem herkes burada. Biz halkız ve bizim kimsenin bir derdimiz yok. Sadece bazen politikacılar ya da idareciler yukarılara yaranabilmek için bizim simgelerimizi, kimi zaman mini etimizi, kimi zaman başörtümüzü, kimi zaman başka değerlerimizi bizlere sormadan yukarıya pazarlayabiliyorlar ve yukarıya yaranmak için yapabiliyorlar. Bunu bugünkü olay için söylemedim. Gerçekten henüz daha olayın netliğini anlamadığım için bir şey söyleyemedim. Evet, buraya geldim. Arkadaşlarla konuştum. Ne yaptı? Abi gel konuşalım. Dedim ki, ülkenin siyasi ve politik durumunu konuşmayalım. Neden? Çünkü biz zaten dışarılarda bunu konuşuyoruz. Orası bir üniversite. Üniversitelerde dışarıda söyleşi yaparsam bunu konuşmak isterdim. Ama üniversitelerde burada devletin verdiği, olanakların verdiği yerde ben bu konularda politik özellikle şeylere girmek istiyorum ama toplumsal olaylara girebiliriz, sohbetlerimizi yapabiliriz. Bu nedenle yavaş yavaş sorularınızı alın, konuşmaya başlayalım. Evet. Baba bir soru gelsin şöyle artık ortalardan bir yerden. İlk soruyu soranla iyi bir fotoğraf çektireceğim. Kalk bakalım, kalk. Sor. Soru soran var mı? Kızımız soru. Buyur, kalk kardeşim. Öperek fotoğraf çektireceğim sana. Zaten benim kaderim bu, merak etme. Dünyanın her tarafından arkasından arkasından kızlar var. Bana hep sizler çıkartıyor. Şansıma böyle. Kim öpecek diyeceğim. O kalkarsa onu, sen kalkarsa sana kalkıyor diyecek. Evet, sonra. Geçen gün Konya'da yaşanan malum durumu biliyorsunuz. Galatasaraylı bir taraftarınızı linç ettiler. Evet. Bunun hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi ekranda çok çirkin görüntüler vardı. Ama bunun suçlusunu sadece oradaki gençleri görüp sadece onları alıp karakola götürüp cezalarını çektirmek aslında suçlunun milyonda bir mi yakalamış? Milyonda 999 bin ne olacak? Ben oradan bakıyorum. Çünkü holigan kültürü bir erkek egemen kültürüne dönüşmüş durumda. Yani Türkiye'de bir erkek egemen kültürüne dönüşmüş. Kızlarımızın futbolu çok sevmesinin nedeni bu. Ben Avrupa'da yaşadığım dönemlerde, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da kadınlar erkekler kadar futbola meraklı. Birçok yerde. Bazı bölgelerde olmayabilir, İtalya'nın vesaire, daha holiganlığın daha yüksek yerlerde olmayabilir. Çok şaşırmış. Neden? Çünkü onları sevdirecek bölgeler var. Ama ben inanıyorum ki kızlarımız gittikçe futbola değil sevmek, televizyon bile açacak duruma gelmiyorlar. Futbol sohbetlerinde, televizyon programlarında dahil. Futbol yerine erkeklerin, futbolcuların cinsel kimlikleri, organları tartışılıyorsa benim bu ülkeme yazıdır kardeşim. Hala hala futbol programlarında o
yıkamadım. Orada o insanlara sizleri izleyenlerin arasında be alanlar, be alanlar, sizleri izleyenlerin televizyonu açıyorsunuz da bize kanunen Rütük'ten o kanal verilmiş artık. İster istemez çocuk alacak, zam yapacak. Belki sana denk gelecek. Nasıl ki porno izletilmiyorsa, yasaksa, nasıl ki bilmem neler yasaksa, senin orada yarım saat ha 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 ama onunki böyleymiş, bununki böyle deme hakkın benim çocuklarım için yok. Ben o zaman sana hayvanlık yapma dedim. İşte erkek egemen toplum futbol programlarında bu hale sıkıştırılırsa sokakta da biz erkeğiz lan delikanlıyız. 5 kişi geri bir tane garibanı döver. Çünkü bizler toplum olarak, futbol federasyonu olarak ve bakanlık olarak bir an önce eğitimlerde bu konuyu ele almalıyız. Ondan sonra aman kızlar futbol sevmez tabii. Yani sevmez. Siz kendinizi kendinizle yarıştırdığınız müddetçe kimse sevemez ki zaten. Ben dünkü holiganlık olayını akşamki televizyonlarda yayınlanan erkek cinsel organının kahkahalarla erkek kahvesinde, kahvede konuşulma gibi muhabbetlerin birbirinden ayrıldığını düşünüyorum. Birbirleri eşittir. Şimdi bakın cezalar çok enteresan. Bugün Yargıtay'da bu sabah bir gazetede zannediyorum Milliyet Gazetesi'nin baş sayfasında çok güzel bir haber vardı. Milliyet'in haberi şöyleydi. Yargıtay'dan kadın cinayetleri ile ilgili emsal karar. Bugünkü çok tesadüf bugün okumuştum. Güzel bir karar. Yargıtay artık kaçıncı ceza dairesi bilmiyorum. Öldürülen bir kadına öldüren adama cezayı çok az bulmuş. Mahkeme demiş ki adam dehşet derecede aşıktı, aklı başında değildi, aşk acısı onu bilmem ne yapmıştı onun için, hani 26 ise atıyorum 11 yıl. Bunu bozdu. Bu bizim ülkemiz için muazzam güzel bir gelişim. Yani çocuk gidiyor, bana bakmadın, kafana sıkarım, yok bana bakmadın, topuğuna sıkarım. Bizim bildiklerimiz bu. Ben şuna çok eminim, bizlere söylenmeyen, ve aman olay çıkmasın, babam bu çocuğu gidip dövmesin, abim bunu vurup cezaevine girmesin diyemediğimiz şu kızlarımızın arasına eğer 500 kızımız varsa minimum 200'ü bu tür tehditlere maruz kalmıştır. Ama şimdi ama geçmişler. Belki de ileride kalacaklar. Bu tehditler sadece sokaktaki adamdan gelmiyor. Tanımadığı adamdan gelmiyor. Patronundan geliyor, öğretmenden geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. İş icabı şehrinden geliyor, komşusundan geliyor. Bunu derler. Kadın cinayetleri yani helillerin ölmemesi için bizim cezaları ağırlaştırılmış müebbetlere döndürmemiz lazım. Mesela çocuk oturuyor, kahvede soruyor. Zaten bunlar bizim kedi kültürümüz. Yani diyor ki, abi diyor ya, bir tane amca var bu, işte diyor Salih amca, öldürmüş abi, 11 yıl yemiş, 3'te 2'si zaten 2 yıl açık ceza, 3 yıl yatıyor, 5 yıl ceza açık ceza, ve son 3 yılda da devlet diyor ki, İnfaz kanununa göre artık diyor bir daha suç işlersen bir daha bakıyorum. Yani adamı öldürdü 3 yılca ya da 4 yılca. Demek ki çocuk bunu göze alıyor. Diyor ki lan bana bakmaz mı kıza? Bak bakalım ben bunun kafasına nasıl sıkarım. Düşünün başka bir baba anne onu büyütüyor yavrusunu. Çiçeği gibi bakıyor ya, göz bebeği gibi bakıyor. Yaş 17 oluyor kızın. Dışarıdan bir hayvan, bir iblis. Hani din kitaplarında, bütün kutsal kitaplarda yazan o iblis geliyor, kızı yok ediyor. Ve gülerek de takıp, işte bunların bu cezaların önünü bu tür Yargıtay'ın bugünkü aldığı kararlar gibi örnekler alabilir ve ben inanıyorum ki bunlara aşk acısı çekti, bilmemedi, planlayarak ve tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetin gelme yolu açacak. Bu bizim için bugün oldu bu olay. Bu bizim için belki de Pelin olayı bunu daha çok bu hale getirdi. Sadece kamuoyu oluşturulan cinayetler için geçerli. Kamuoyu oluşturulmayan cinayetler yine örtbas ediliyor. Kesinlikle. Ya ne kadar çok topluma, toplumda derin yara oluyorsa
hantal yürüyen adalet sistemi, hantal yürüyen hukuk sistemi birazcık da olsun oradan toparlanmaya çalışıyor. Artık yapacak bir şey yok. Evet, buyurun. Hayır, tamam. Elfidan'ın hikayesini anlatın. Elfidan'ın hikayesi... Bir de ben de Elfidan'ın hikayesi... Tabii, aslında hep anlatmadan yürüdük birkaç yıl için. Geçen yıl anlattım bu hikayesini. Zannedersem 8 ay önce falan yaptı. Çünkü artık Elfida şarkısında klipler yapılıyor, içine kızlar falan. Elfida bu diyor. Hatta gazetelerin birinde Levent daha önce Çekoslovak sevgilisine yazdığı Elfida şarkısı. Gazeteciyi aradım dedim ki, bir bu tipine bak. Hiç de Çekoslovak bir tipinde böyle sevgili bir tipim var. Şimdi... Tamam. Zaten bana kurban olsun diye bir genç kız yok, buyurdu. Olsunlar. Ben size söyledim, şansım bunlardan. Tabii kızımızın adı Beyza Hanım'dı aslında, Elfida değil. Esenler Bağcılar tarafında İstanbul'da oturuyor ailesi. Babası Murat Çelik. Kendisi bir yerde görevli. Fakat işinden oluyor. Bir gün bir şekilde bir konserde bizi buluyorlar çocuk için. Geldik, uğraştık, ilgilendik. Cerrahpaşa'ya yatırdık ama çocuk çok kötü durumdaydı. Yani kurtarabilirdik diye düşündük. Bir iki yıl böyle gitti. Evini değiştirdik, yerini değiştirdik, babasının işini değiştirdik vesaire. Tabii bunu değiştirdik derken ben Haluk Levent olarak bakmayın, ben tek başıma yaptım diye bakmayın. Benim de çevremde destek aldığım, beraber olduğumuz insanlar var. Bir grup olarak düşündüm. Tabii son günlerde doktor artık bu kızdan ümidinizi kesin. Yani gözden çıkarın. Yanında hala beraber çalıştığım Emrah Aydoğdu. Abi dedi, biliyor musun dedi, gözden çıkartmanın anlamını biliyor musun dedi, Elfida olmak Osmanlı dedi. Böyle bir kıvılcım çaktı, bir müzik vardı, o müziğin üzerinde beste yapacaktı. Onu yaptık yani, o şarkıyı yaptık ve çok enteresandır, ben Elfida şarkısını Beyza Hanım olarak diyemezdim. Çünkü Elfida şarkısını Beyza Hanım ölmeden ona söyledi, şarkı olarak okudum. Çok güzel oldu Haluk abimle, klibinde oynatacak mısın dedi, daha küçücük çocuk. Oynatırım kızım dedi, oynatırız tabii ki dedi. Ama kaybetti. Ondan sonra bu şarkı, onun şarkısı oldu. Ama enteresan olan olay şu, babası ve annesi o şarkıda geçtiği gibi, kim bilir kaç yüzyılda sarılmamış kolların diyor ya orada. Annesi ve babası onu saramıyordu. Çok çok kötü durumdaydı ya. Hani saramıyordu bile, kırılgandı. Şarkının sözleri oydu yani. Ve anne babasına bir görev verdim yani. Dedim ki, gideceksiniz. Siz bizim bildiğinizde 5 yıldır belki yan yana uyumuyorsunuz, karı koca olarak. Ne için? Beyza Hanım için. Hep nöbetlişe katıyorsunuz. Gideceksiniz, bir tatile çıkacaksınız. Unutacaksınız her şeyi. Bir tane kız çocuğu istiyorum, ben anlamam dedim. Adını da Elfida koyacağız dedi. Aradan 2 yıl geçti, beni aradılar. Bir kızımız oldu, adı da Elfida. Şu anda... Hatta takipçilerim, yani önceden beri takipçilerim varsa Elfida 10 küsur yaşlarına geldi şimdi. Yani ölen Beyza Hanım'ın kız kardeşi. Ve hatta Twitter hesabı açtı. Ben de takip edip bakayım dedim Elfida'yı ve de şu anda bizim takipçimiz oldu yani. Evet, başka sorular? Buyurun. Emin misiniz? Ben sabah katil... Buyurun, siz de. Hocam diyorum. Hocam diyorum. Rahat hocam diyor, problem yok. Bir dakika. Efendim? Toplumsal cinsiyet kavramını nasıl aşabiliriz, toplayacaksın? Görüşlerinizi merak ediyorum. Toplumsal? Toplumsal cinsiyet kavramı. Nasıl aşabiliriz?
Sabahtan beri zaten onları konuşuyoruz. Yani aşamıyoruz. Aşamayız. Bakın. Bizim gibi ülkelerde kadın kimliği devamlı yıpratılan, devamlı ötelenen, devamlı ötekileştirilen bir kimlik. Sen kadını ikinci sınıf görmeye devam edersen, birazcık da bu sizlere de düşüyor. Diyeceksiniz ki, bizler genç kızız, suç ne, bizim suçumuz ne? Sizin suçunuz değil ama genç kızlar zamanla anne oluyorlar. Ve unutmayın ki sizleri yetiştiren de anneler var. Ve unutmayın ki bir cümle vardır, her katilin bir annesi vardır. Biz sizden, babadan çok çocuklarla beraber olacak olan insanlarsınız. Kızlarımızdır çocuklarla fazla olacak olan insan. Bu nedenle siz kızlarımızın ahlakından çok çocukların, erkek çocuklarının ahlakıyla ilgileneceksiniz. Yani cani yaratmayan, yani etrafa saldırmayan, etrafa kadınlara baktığında saygılı olan erkek yetiştirmek, aman kızım dışarı çıkma saat 8'de gel demekten 10.000 kat ahlaklıdır. Bu sebeple gerçekten söyleyecek çok şey var bunun için ama hani söylüyoruz da zaten muhakkak bir gün aşacağız, bir gün kadınlarımız o eşitliği görecekler. Oy olarak gidip oy atması, yemek sırasında olması, üniversitede yan yana oturması eşitlik olarak görülebilir. Ama esas eşitlik cinsel kimliklerinde. Bunu unutmamak lazım. Evet, en arkadaki gözlüklü arkadaş. Evet. Bir saniye. Herkes susarsa duyacağız. Merhaba, arkadayım. Sesim pek geldi olabilir. Ben duyuyorum şu an. Bir saniye, 1-2-3 sustuk. Sizin efendim, favori şarkı, yani sizin en çok dinleyeceğiniz şarkınız da biriydi bu arada. Bayılıyorum gerçekten. Nefret yok şarkı. Bizim soruya geldik. 1-2-3, sor bakalım. Siz bir kızın mevzuniyetine gitmişsiniz. Ay çok az kalmışsınız. Bir kızın mevzuniyetine gitmiştik. Bu yıl benim mezuniyetine gelir misin diyeceksin ama ben buraya gelene kadar 100 kişinin mezuniyetinin sözünü verdim 3 aydır. Başka sürprizler yapabiliriz sonra. Sağ olasın. Evet. Duvarın dibindeki arkadaş. Evet. Tamam. 1-2-3 sustuk. Bir saniye. Evet. Bizi veya klinik geldi orada. Evet. Harcadılar oğlum. Benim gibi bir jön olacak adam harcadılar. Hiçbir yerden dizi veya film teklifi gelmedi. En son ne yaptın? Parasıyla değil mi lan? Bu yaz kendi filmimi kendim çekiyorum. Bunun da müjdesini istiyorum. İlk kez burada söylüyorum. Daha önce Twitter'da onun dalgasını yapmıştık. Geyiğini çevirmiştik ama. İlk kez söylüyorum size. Çok tadında, güzel ve en önemlisi çok samimi olduğuna inandığım bir komedi filmi ama. Zaten hayatımız komedi değil mi aslında? Öyle bir komedi ama bildiğiniz komedilerden olmayacağı kesin. Mesela bir bölümünü anlatayım size. Anlatalım mı? Dur, hangi bölümünü anlatayım? Hayır, burada çekenler var ya. İki dakikada bir
haber sesine gider, filmin anlamı kalmaz. Yönetmen İsmail orada hali okuyacak, ne yaptın ya? Arkadaşlar, bazen verilen sözden geri dönmek yerdendir, anlatmayın. Peki ben Balıkesir Üniversitesi İletişim Topluluğu'na bir soru sorabilir miyim? Tamam. Bu ne? Bu ne? Peki bu ne bu? Yani çatal niye var? Bak bak bak. Getir. Getir bakayım, getir. Ya da kaşır. Bir şey var orada ya. Dur pastayı çatalım da. Güve espri yapacaktım. Gol attılar işte. Sorarlar. Buyur Kıvırcık kardeşim. Şu an bu dönemde sosyal medyada çok güzel. Artık o olur bir anda. Bir saniye, bir saniye. Ben mikrofon... Niye gidiyorlar? Oğlum ben ne yaptım? Kapat lan be! Kapat, kapat! Bulunduğumuz dönemde albüm çıkartmak isteyen genç arkadaşlara ne demek istedim? Yani ne yapalım? Valla eskiden çok şey söylenebilirdi ama artık her şey sizin elinizde. At YouTube'a gitsin. Eğer öyle ama yani sizler bunu birçok insanı sizler meşhur ettiniz hiç televizyona çıkmadan. Bir, onlarca insan şu anda sonradan albüm yaptı. Sizler önce beğendiniz, evinize gittiniz, otururken sevdiniz. Ondan sonra da artık şu yok. Ya hangi tür parçalar yapmam lazım? Hayda abicim sen üniversite öğrencisin. İnsanın kendi yaşadıklarını yazarsın, yaşadıklarını anlatırsın, müziğe dökersin, onu paylaşırsın, internette paylaşırsın. Zaten su yolunu bulur derler ya, eğer şarkı zaten bir yerde de hitap ediyorsa, arabesk olsun, R&B olsun, rap olsun, hip hop olsun ya da Anadolu rock olsun hiç fark etmez. Birileri muhakkak da alacaktır. Çünkü herkesin kendine göre bir payı var orada. Eğer baktın ki alıyorlar, demek ki sen başarılısın de söyleyebileceğim şey bu yani. Buyur kızım. Barbara. Barış Akarsu'yla ilgili olan çalışmalarınız var mı biliyorum. Evet. Sorum şu önce sorumu söyleyeyim. Şu an bir dernek kurma aşamasındasınız. Hani çalışmalar nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi de ben Barış Akarsu'yu 8 arkadaşlarım, 13 yaşındaydım o zaman. Bir konserine gittim, bir fotoğraf çekilme şansım oldu. Fotoğrafımı kaybettim. Hani şimdi takdirde saklama kartına gelmedi. Hı hı. Evet. Şimdi fotoğraf çektirdiği için bu kadar edebi, edebi güzel kullanan insanlar da var. Öyküleştiriyor, anlaştırıyor, anısını anlatıp bizi duygusal pozisyona sokuyor. Duygusal pozisyonuna sokarken kalbimiz bir anda sıkışıyor Barış için ve onunla fotoğraf çektirmiştim ama onu kaybettim diyor, bizi üzüyor. Üzdükten sonra da bize artık cevap verecek hiçbir şey bırakmadan şunu diyor. O olay olmuştu, bir fotoğraf çekebilir misiniz? Yani bu giriş, gelişme sonuç olarak güzel kurgulanmış bir olay olduğu için sana o duygusal durumdan dolayı değil, senin Barış'la çektirip de işte kaybettiğin fotoğrafın bende yarattığı üzgün durumdan dolayı değil, sana böyle bir olayı güzel kurguladığım için seni fotoğraf çektirebilir. Arkadaşımızı bir ara alalım fotoğraf çektirelim. Herkese çektiremeyecek gibi. Ama şöyle yapacağım. Mesela ben buradan sizinle selfie yapacağım. 1, 2, 3 bölüm. Onları da yayınlayacağım. Biliyorsunuz Twitter'da yayınlandığım an aman Allah bir dalga geçiyorlar sizinle. Yaklaştırıyorlar. Kızın kilbinin üstündeki
beyazlığa başlıyorlar konuşmaya. Yandınız yani. O fotoğrafları iletişim kulübünden alırsınız. Hani galibinizde bir fotoğrafınızı almış işte. Ne güzel burada. Buyur hocam. Abi, milli takım başına geçmeye düşüyor musun? Artık bir şey oldu ya. Takımı sen yönet, ülkeyi sen. Hala benim. Abi ya. Of abi ya. Hani derler ya. Evvelim senedin. Abi. Yani adam onu yazarken öyle bir şey yazmış, arkasından bir şey söylüyorsun böyle bir şey. Abi ya, of ya, samimiyete bak ya. Şimdi ülkeyi yönetmek ya da bir takımı yönetmek yok. Ya insan önce kendini yönetiyor. Kendini yönetebiliyorsan zaten her şeyi başarırsın. Hiç böyle bir derdim yok. Milli takıma da bilen adamlar gelsin. Mesela ben bu konusunda çok angut bir adamım. Ben çocukluğumda Adana Spor ve Adana Demir Spor takımlarının minik ve junior derler o dönemde. Oynadım. Hoca beni çağırdı. İşte dedi, tam aradığım sensin. Ben de bir böyle. Sahaya girdim. Koş diyor, koşuyorum ama onun koş dediği değil ya. Yani o koşma demek ki başka. En son 7-0 yenildiğimiz gün bana baktı, dedi ki ulan dedi, oyundan olsun. O gün ağladım tabii. Ondan sonra hiç futbol oynamadım. Yani herkesin bir yeteneği var. Yıllar sonra ben de voleybol oynama yeteneğini keşfettim. Güzel oynadığımı da düşünüyorum. Hani herkes işini yapsın. Aslında ülkede herkes işini yapsa, mesela yani çok özür dilerim ama bir hayvan ve parklar müdürünün başı, TÜBİTAK'ın bilmem nesi olmasa her şey daha güzel olur. Üniversite hayatında güzel. Peki hangi üniversitesi sahibi? Ortadoğu Teknik Üniversitesi her yediğini yaptayken mi? Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde mi? Ama komik demeyeyim de. Trajikomik değil, evet. Mesela Ankara Üniversitesi bilgisayar programcılığından atıldım. Öğrenci işleri benden illallah etmiş. Döndüm öğrenci işleri dedim ki. Attığınızda seviniyorsunuz. Aha, geleceğim. Emrullah vardı. Daha sonra dost oldum. Böyle falan bir gün bir Emrullah. Aa Allah be, zor gelmesin sen. Aynı böyle çocuk birilerinde vardır ya Erol Taş. Abi sınava girdim, tek bölüm yazdım, orayı tekrar kazandım. Ne için? Yalnız okulu tekrar kazandım. Aynı bölüm değil ama öğrenci işleri aynı. Önemli olan bölüm değil ki. Bir bilgisayar var, muhasebe bölümünü kazandım. 2 yıl. Sırf sınavsız. Gittim öğrencilerine, ne haber? Zaten ben gitmeden onlara gitmiş benim anım soyadım. Gitmemeli isteler. İnanamıyorlar. Ne haber? İyi misiniz? Dedim bak rahat ol. Sırf dedim bu olayı yaşamak için yani. Yazdım dedim bak rahat ol. Gelmeyeceğim. Ben dedim işlerim var Adana dedim. O zaman Adana'da yaşıyorum. İşlerim var dedim, siz rahat olun dedim. Ve okula devam ettim. O benim için hayattaki en trajikomik olaylardan biri. Efendim? Bir saniye. Ayakta, evet. İlk önce eğitim sistemiyle alakalı sonra zaten. Her gelen kişinin belli bir sistemi değiştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah kurban oldu çocuklar nasıl değerlendirilirsiniz? Bakın bunun hükümetle de alakası yok. Ya ben daha çocukken de sistemlerde yaşıyordum. Ben çocukken dershaneye gidiyordum. Dershaneye giderken iki aşamalıydı. Sonra bir dershaneye başladım, bir aşamaya düşüyordum. Yani hani bu ülkede son 50-60 yıldır bir sorun var. Ve bu sorun sanki bir kuyu. Genç çocuklarımız, herkes kendi politikasına göre yönlendirmeye çalışıyor.
ve eğitim sistemimiz Allah kurak oluyor. Ondan sonra diyorlar ki biz eğitim sistemi olarak dünyanın gerisindeyiz, neden gerisindeyiz? Ya o kadar çok dışarıda bekleyen, atanamayan öğretmenler var ki bunların bir an önce yerleştirilmesi gerekiyor. Bunların bir an önce okulunu bitirmiş öğretmen olacak bekliyor yıllardan beri. Halbuki eğitim açığı da var. Bu nedenle ben yine olayın sistem olduğunu, sistemin eğitime ayrılan payının çok daha fazla olması gerektiğini düşünenlerdenim. Olayın biraz ekonomi olduğunu düşünenlerdenim. Yani belli bakanlıklara ayıracağınız paranın %20'siyle eğitime ayırsanız çok çok ileri şeyler olabilir diye düşünüyorum. Evet. Biraz arkama gidelim. Evet. Hayır. Ön taraftaki. Evet sen. Söyle bak. Bağırma. 1-2-3 sustum. Ayvalık ağaçlandırma çalışmasına Kasım ayına söz aldık bakanlıkta. Orman Bakanı'yla biliyorsunuz belki Twitter'daki takipçilerin bizzat el sıkıştık ve Kasım ayında Ayvalık'a yine fidan dikeceğiz. Herkes de bekliyoruz. Hepinize bekliyoruz. Önce. Ahbap projesiyle ilgili bilgi alabilir miyiz böyle? Tamam, orada dur. Çünkü soruyu sordu, buyur canım. Dersine tabii ki. Yüksek olaya bak, Hakkari yeri. Nerede ormanlar yakalmış, hepsine tek tek. Ben bu sorudan soracağım. Tabii, buyur. Sor. İsmail Korkmaz'la ilgili bir anımız varmış bir konserimizde. Onu da anlatabilir misiniz? Evet. Eskişehir'de benim anım. O rahmetli olmadan, o bunlarca katledilmeden önce bir çorbacı da eski konser bitmiş geldi yanıma, o zaman saçlarını kazıtmış, her zamanki serseri değil, annesi öyle der. Abi dedi, ben dedi Hatay'dayım dedi, şurada burada sohbet ettik, şarkı söyledi, bir şarkıyı söyledi. Sen de ben ayrılıyorum birbirinden, nasıl yazdın abi onu dedi ya, yazdım onu kızım dedi. Öyle muhabbet diye işte aradan birkaç ay sonra. Öyle bir durum. Hatta fotoğrafımız da vardır. Görmüşsünüzdür yan yana fotoğrafı. O fotoğrafı çok tesadüf. Onun hayata gözlediğim olan birkaç ay önceki durumdu. Bu nedenle tabii üzgünüz. Evet, Ahbap'tan bahsettik. Ne diyorduk Ahbap hakkında? Proje hakkında bilgi istedim size. Ya Ahbap neden kuruldu? En başta şunu söyleyeyim. Ahbap kurulmayabilir. Fakat Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da benim yaşadığım bir olay üzerine bizzat yaşadım diyorlar. 1,5 yıl önce tahmin ediyorum 2 ay içerisinde 6 ya da 7 hastayı kurtardık. Bak kurtardık, kurtardım değil. Benim de arkadaşlarım var, arıyoruz oğlum lan şuna birkaç kuruş yapalım. Öteki diyor ki ben şunu alırım, ben bunu alırım. Böyle bir grubumuz var. 6-7 hastayı 7 ay sonra bunun 3 tanesi tekrar başka bir isimle yardım toplarken geldi. Allah Allah dedik. Ya biz bu hastaların ameliyatını ödemiştik, parasını ödemiştik, şunu ödemiştik. Sonradan baktık ki olaylar başka. İnternette, Facebook'ta da, Twitter'da ya da Instagram'da bizim duygularımızı çok kullanan oluyor. Gerçek hastalarımızı tenzih ediyor. Onlar zaten ihtiyaçları oluyor, elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bizim duygularımızı çok kullanalım. Çok kullanalım. Nasıl kullanıyorlar? Koyuyorlar bir hesap numarası, ağlayan bir kız koyuyorlar, ağlayan bir anne koyuyorlar. Sizler duygusalsınız zaten ya. Ne kadar yaramaz çocuklar gibi üniversitede görünseniz de, ne kadar fırlama sorular sorsanız da, kendi kendinize kaldığınızda yüreğiniz acıyor, biliyoruz. Hemen bir şeyler yapayım, ben ne yapabilirim diyorsunuz. En kötü 74-76, yani 5 kere bağışlıyorsunuz. Herkes böyle bağışlayınca ne oluyor? Yüz binlerce lira para topluyor. Baktım ki işler hep böyle gidiyor. Bunun artık kirlilik olmasın diye Ahbap'ı kurmaya, bir yerinden Ahbap'ı kurmaya karar verdim. Önce hastalarla ilgili. Dedim ki artık internette kirli bir şey olmasın. En azından benim sayfama gelen doğru olsun. Ve o günden beri kurduk. Ondan sonra bize gelen hastaları araştıran bir ekip kurduk. Düşünebiliyor musunuz ya arkadaşlar? Hasta geliyor, ben orada hemen şuna yönlendiriyorum, görmüşsünüzdür belki, şuna gönderin diyorum. Ve bizim ekip alıyor, bana dönüyor, 10 hastanın 3'ü doğru çıkıyor biliyor musunuz? 3'ü. Ya diyorum ki Sibel vardı orada,
Sibel diyor, nasıl olur? Bakın diyor Halil Bey, bir, valilikten diyor, hastanın diyor ihtiyacı 50 bin lira. Valilikten gidiyor, 500 bin lira izin çıkartıyor. Şimdi, valilikten 500 bin lira izin çıkınca ne olur? Ne olur? 450 bin lirası haksız kazanç olur. Aile bunu kullanır. Ama ailenin başımız gözün üstüne, hani bir tane hasta olsa Türkiye'de, 500 bin lirada biz verelim üstüne, hepsinin ağzında çocuğu hasta. Fakat o 450 bin lira neyi sağlıyor biliyor musunuz? Yeni çocukların, belki de kurtarılacak çocuklar vardı, onların ölmesini sağlıyor. O paralar o çocuklara gitmiyor bu kez. Bu nedenle yanlış hesaplarla, bir nevi üç kağıtlarla toplanan paranın değeri ve kutsallığı kalmıyor. Ondan sonra biz tek tek yazmaya başladık. Tek tek dönmeye başladık. Bununla ilgili oluşmuş bazı hesaplar var, yardım hesapları. Birazcık rant alıyorlardı. Onlar başladılar yavaş yavaş sönmeye. Çünkü biz ahbap olarak 100'e yakın insana dokunduk. Aile diyorum, öğrencilere, bilmem yardımlar falan demeyelim. 100'e yakın, şu 6 ayda 100'e yakın aileye dokunduk. Kimisinin evini yaptık. Kimisinin evi yandı. En az 3 tane ev çökmüştü, evlerini onardık. Kimisinin 100'e yakın çocuğa burslu da söylemiyorum. Bursları da söylemiyorum. Kimisinin ameliyatlarını, cihazlarını, hepsini tek tek parasıyla gidip aldık. Bir ekip oluşturduk ve kimseden para almadık. Yani sizlerden bize para gönderin demedik. Bir gün bir ahbabın linkini attık. Hesap numarası vardı. Bugüne kadar gelen para 280 TL. Halbuki bir hastaya harcadığımız bazen 15 bin lira olabiliyor. Onu beklemedik. Kendi dostlarımızla, çevremizle, iş adamı oluyor, şu oluyor, hadi bakalım deyip yapıyoruz. Hala da yapmaya devam ediyoruz. İlk 6 ayı bu hafta duruyor ve biz bir rapor hazırlıyoruz. Bir Instagram, sosyal medyada böyle bir video hazırlıyoruz, neler yaptık diye. Her şehirde ahbap gönülleri var. Bu ahbap gönüllerine tek söylediğim bir şey, hiçbir şehirden para toplamayın. Para toplamayın, kimse para toplayamaz. Biz yasak koymuşuz. Çünkü öyle bir şey istemiyoruz. Biz bunu zaten yapıyoruz. Atıyorum Balıkesir'de bir durum var. Gidiyor Balıkesir ahbap, o aile gidiyor. Biz dernekten onlar için para yolluyoruz. Dernekten yolluyoruz. Ve Balıkesir ahbap buna aracı oluyor. Aileyi hastaneye götürüyor ya da buraya eşyalarını taşıyor. Böyle güzel bir birliktelik yapıyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki biz ahbap üyesi olabilirsiniz. Yani bizim bir ayrı bir sizden ayrı özelliği yok diğer çocuklar. Gönüllülük esasına dayalı bir şey. Bu birinci 6 ayda. İkinci 6 ayda da ben bırakıyorum zaten. Neden bırakıyorum? Koltuk sevdalısı olmamak için. İkinci 6 ayda daha da büyüyecek ahbap. Bir dizi oyuncusuna, bir televizyon starına, bir sevdiğiniz bir şarkıcıyla bir ortak nokta bulacağız. Onu bir yıldan ahbap başkanı yapacağız. Ve istiyorum ki Türkiye'nin önde gelen böyle sanatçıları, tiyatrocuları, futbolcuları, herhangi biri o yıl ahbapın başında olsun. Zaten yapılan bir şey yok. Gelen paralar derneğin parası ve insanlara gidiyor. İnanıyorum ki güzel şeyler olacak. Ahbap'ta çok daha güzel şeyler olacak. Tamam. Önce öndeki konusu. Bize de Adana ev hiç gitmedi diyorum. Bunun sebebi ne? Neden hesap düştün? Bir dönem Adana ev hiç gitmediğinizi, Adana biliyorum, hiç gitmediğinizi, Adana ev küsmediğinizi sonradan sonraya diye başladınız. Yok yok, o yanlış. Adana küsmemişim de Adana'da benim adıma bir park vardı. Ben kurmuştum parkı. Halit Levent kurulduğu kurmuştum. Kedi çabalarını kurmuştum. Yıllarca o parka belediye bakmadı. O belediye küsmüş. Ama Adana değil. Hani konserde sizlere geldi. Güzel bir kuruluktu. Güzel yanı tarafında. Bir tek küskünlüğüm oydu. Daha sonra zaten parkın adımın parktan çıkartılmasını istedim. O dilekçe verdim de adımı parktan çıkarttılar da attım yani. Evet, arka taraftaki arkadaşım. Oradan mı çekeceksiniz? Tamam, çek bakalım. Tabii yardımları yaparken bu olayların içerisinde para vermeden
Hani para ödemeden sadece İstanbul'a misafir ettiğimiz hasta halinde gelen, Anadolu'dan gelen çocuklar da var. Biz yani onlara yardım etmiyorduk. Aileleri kendileri yapıyordu. Ama yardım etmiyorduk ama İstanbul'da da görüşüyorduk. Hastaneleri ayarlıyorduk vesaire. Mesela bunlardan bir tanesi karşımda oturuyor. Kapıyı kız ayar. Bak o sizin okulda. Adı Gülden. Baban ne? Bak babası da burada. Gel. Mesela bu adamlar sadece en azından İstanbul'da böyle dost olduk. Şimdi bana ekmek getirdin. Başka ne getirdin? Böyle güzel güzel şeyler. Bunlar da mesela babası burada, kızı burada. Bu da Balıkesir Üniversitesi'nde kaç yaşından beri beraberdik? 16. Hayır, kaç? 2 yaşından. 2 yaşından beri bak kucağımdaydı, İstanbul'a gelip giderdi. Balıkesir'in İvrindi köyüne. İvrindi'ye demek kaç kez geldim? Yani birkaç kez geldim, orada bana yemek yaptılar. O zaman daha da küçüktü. Şimdi büyüdü, üniversitesi burada okuyor. Düşünebiliyor musun? Ne kadar mutluluk. Yani bazı hasta durumlarda öyle. Sadece babası diyor ki ya Haluk abi senin bir çevren var. Şu doktora bir randevu almaktasın. En azından. Evet kendilerinin ihtiyaçları olmayabilir maddi olarak ama bizim gibi dostluklara ihtiyaçları vardı. Biz de dostluk yapmaya çalışıyoruz. Kalk bakma ya. Kalk arka tarafta duruyorsun mikrofona söyle. Gel. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. İsmim Oğuzhan. Ben birazcık farklı bir soru soracağım müzikle alakalı. Ben Haluk Levent'i Türk rock müziğinde Barış Manço, Cem Karaca, Erkek Koray'dan sonra bu kuşağın kültürünü devam ettiren kişi olarak görüyorum. Siz acaba kendinizde böyle bir sorumluluk hissediyor musunuz? Bu kuşağın kültürünü, müzik kültürünü devam ettirmem gerekiyor. Ya da kendinizi bu konuda yalnız hissediyor musunuz? Bunu evet. Anlatabilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, programdan sonra izleriz. Ben gördüm. Hani kendimi size sorumlu olarak gördüm. Hani ya da müziğin, yaptığım müziğin, Cem Karaca'ların, Barış Manço'ların yerine tahta oturacak, işte onların yerini alacak bir adam gibi görmüyorum. Kesinlikle de göremiyorum zaten. Çok daha iyilerinin olabileceğini düşünüyorum Türkiye'de. Çok daha iyilerinin de gelebileceğini düşünüyorum. Ama ben kendimi şanslı görüyorum. Hani yetişmiş müzisyenler arasında en azından halkını daha iyi tanıyabildiğine inanan bir adam olarak şanslı görüyorum. Çünkü müzisyenliğe çok geç başladım. Kendimi hep akademik olarak ilerletmeye çalıştım. Ülkenin politik, sosyal, toplumsal olaylarına çok eğildim. Yüzlerce kitap okudum. Makaleler yazdım, köşe yazarlığı yaptım çok eski dönemlerde, böyle ufak tefek yerlerde. Ondan sonra müzisyen olmanın avantajını yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü seni tanıyorum, halkımı tanıyorum, çocuklarımı tanıyorum, kardeşlerimi tanıyorum. Bu tanışmış olmanın verdiği bir asalet oluyor bizde. Hani bu bana yetiyor ama Barış Manço'ların, Cem Karaca'ların yerinde olunmasını ben belirleyemiyorum işte, onu tarih veriyorum. Ancak çok ileride tarihin bizi hangi noktaya koyacağını o andan belirleyemeyiz. Hep sorabilirim. Hep dedim. Buyur kardeşim. Müzik hayatınızda ilk ne zaman başladınız? Yani nasıl keşfettiniz veya nasıl kendinizi keşfettiniz? Kendinizi adam da anlatmışsınız değil mi? Böyle bilgisayar prompt'ları yapıyorum. İş çıkışı daha ayrılıp almaya bir hafta var. İşten çıkarken kuzenim arıyor. Aslında bunu bir televizyon programında anladım. Ama dinlemeyenler olabilir diye söylüyorum. Kuzenim Kemal abi. Ne yapıyorsun kuzen dedi. Dedim ki eve gideceğim dedim. İşte benim hayvanlarım var evde. Tavuklar, güvercinler, köpekler. Çok sevdalıyım onlara. Onlarla olacağım dedim. 1-2 saat akşama doğruydu. Kuzen dedi. Efendim dedi. Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mühendisliği var ya dedi. Evet dedim, sen orada okuyorsun. Kuzen dedi, biliyorsun ben bir erkeğim, 59 kız var dedi. Evet dedi. 6-7 kız gelecek, füsunlar vardı ya dedi. Evet dedi. Bugün dedi, bara gidiyoruz dedi. Oraya gidiyoruz dedi.
Senin gelmen lazım. Dedim tamam gelin de dedim. Bende para yok. Maide para. Kuzen dedi. Arabayı sattım enişte dedi. 200 dolar kaldı bana komisyon. Önce dedi Füsun'lar dedi barda eğleneceğiz. Sonra dedi Füsun'un arkadaşıyla beraber dördümüz dedi. Dijiz Mersin sahilinde dedi. Eğlenceler dedi. Allah kalplerine attı. Baksana. Efendim? Efendim? Tamam, teşekkür ederim. Beklediğim bir telefon vardı arkadaşlar, özür dilerim. Haber verdiler. Ve çıktık. Sen Kafe Apple'a git, Kafe Apple'da bekle, kızlar geliyor. İyi için o zamanlar cep telefonu yok. Ancak evlere ve işten işe çağrı, sonradan da çağrı çıktı. Kızlar geldi, rüzgar gibi, ben bira içiyorum. Kızlar rüzgar gibi içeri girdi ama bütün bar onlara bakıyor. Her biri İstanbul'dan, peyzaj Yunanlı kızları kim zaten? İşte İstanbul'un ismi işte, bir şey okuyalım işte, bir şeyler yapalım. Türkiye'nin aslında çok asil bir mesleği, peyzaj şu anda çok büyük asil mesleği. O dönemler biz bilmiyoruz, zenginin kızları diyoruz, başka bilmiyoruz hiçbir şey. Abi bir oturdular, tabi ben bira içiyorum ama bilmediğim hayatımda ömrümde ilk kez o gün duyduğum içki istediler garsondan. Ben garsona garson emin misiniz diyor. Kızlar evet, bir de Şivas bilmem neler, öteki Jack Daniels'a diyor. Böyle Brondi bilmem kafede içkine mi bakıyorum ben galiba Anadolu çocuğum filan. Diğerleri var ya muazzam büyük. Bardakları bir kere çok pahalı. Bardakları ben bir ayrılım ya. Nasıl olacak? Abi bir yemekler söyledi. Aç mısınız? Evet dedi bağlan. Tabii ki bu Adanalıyız ya. Böyle hani isimler falan. Yok ben ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Başıma gelecekleri duyun da bakmam. Yediler, içtiler. Nasıl olsa Kemal demiş. 2000 dolar abi, şimdikinin parası 2000 dolar, 7000 lira para. 7000 lira, bir yıl harçlığınız ya. Belki de daha fazla. 7000 lira bir gece. Nasıl olsa Kemal demiş. Ben kendimi hala bir şey yapayım. Kızlar yiyorlar. 7 kız. Abi aç gelmişler. İki alkol. Bir saat geçti, şarkıcı bir çocuk vardı, gitar çalıyordu. Dağlar, dağlar, bir de dağlar, ben de kendimi kaptırmışım. Hem de o zamanlar böyle çok enteresan bir hareket vardı. Hani hiç dans bilmeyen, hiçbiri mesela dans bilmiyor ama kızların yanında ağır takılmak zorunda. Ama hem ağır takılacak, hem de ortam oyacak. Nasıl yapılır? Yani hem Kurtlar Vadisi tipi, hem de kızlar vallahi laylon. Şimdi çok sıkması olmaz, böyle de olmaz. Yeni bir hareket türemişti o gün Türkiye'de, böyle bir hareket. Müzik çalıyor hareketle, kızlar zıplıyor, erkek şey yapıyor. Bazı körüm. Bu o dönemde Anadolu erkeğini kurtaran bir figürdü. Anadolu erkeği hem ağır, hem icabında delikanlı, hem de kızların yanında da ay ne kadar soğuk denmemesi için şarkılarda buydu. Ben direkt öyle katıldım. Ama dedim ki yavaş yavaş geç oluyor ya, beni bulmam lazım. Kızlar da Kemal'i soruyor. Telefon açmaya gittim. Arıyorum meşgul. Hani o dönemlerde biraz daha büyükleriniz bilir de jetonla böyle basardın, jeton koyardın. Karşı taraf alo deyince basardın jeton. Abi alo diyen yok ki. Meşgul ya meşgul. Dedim ki teyzem, Melek teyzem galiba onu açık bıraktı. Neyse bir ara artık böyle patladım yani. Meğerse onlar da beni arıyormuş. Bir aradım çıktı. Teyze dedim, Haluk ya dedim. Dedim teyze niye bana dedim. Sabah beri seni arıyorum dedim. Ya teyze ben de sizi arıyorum dedim ya. Kemal nerede? Ya dedi sen İş yerinden çıkarken Kemal aradı. İş yerine senden 3 dakika sonra aramış. Kızları da aramış. Kızlar yurttan çıktı. Sen iş yerine ikinize de ulaşamadı. Kemal'in eniştesinin arabasında bir problem çıkmış. Parayı geri iade ettiriyor.
Yani Haluk'a ulaş, anne ben iskele yoluna gidiyorum. Sen ulaş, sen Haluk'a ulaş, gitmesin bana. Kızlar da gitme. Madem Haluk yok, kızlar da geri döner zaten. Emin misiniz? Ben ne yapacağım? Ne yapabilirim? Hani ben de geldim, oturdum. Kızlar baktı ki benim moral bozukluğu falan, kim var ya? Bye! Ne güzel ya, bir anda hop gittiler. Ve bir garson koymuşlar oraya. Barın bütün hesabı burada, büyük. Garson buradan böyle bir anda böyle duruyor. Ve şu an neydi abi senin? Hüseyin. Hüseyin, emin ol. Dünyadaki en iğrenç şey ne olduğunu fark ettim biliyor musun? Bir erkek tarafından kesilmek. İğrenç bir şey bu. Gözümü kaçırdım. Çok iğrençmiş. Adamın derdi belli yani. Hesabı almak ama kaçmayın diye. Neyse oturdum ve gitarist çocuk gitarı bıraktı. Bir plan yaptı. Dedi rahmetli, Allah rahmet eylesin babam dedim. Muhakkak yastık altında parası var. Bu adamlarla ben dedim akşam olur. Dedim ki kardeşim böyle böyle bir durum oldu. Patronunuzu çağırın. Böyle bir durum oldu. Babamın yanına gitmek, gece kapıyı çalıp, baba bir durum oldu. Ya işte böyle yapalım, böyle yapalım, parasını veriyor. Başka bir planım yok. Neyse gitarı çocuk gitarı bıraktı. Bizim taraf boşaldı. Kalabalık var bir tarafta. Aldım gitarı elime. Aa şarkı da çalmışsın. Ama tesisat uygun olmadığı için yani herkesin susması gerekecek ki ses çıksın. Ve bu şarkıyı çaldım. İlk, benim ilk çaldığım şarkıydı yani. Biraz gitar çalıyordum falan ama hani bir yerde çaldım bir şarkı. Ya çocuklar çekiyorsunuz da duygusal anı çekerken höşlerim de çalar. Bari bunu aldım. Tamam, pasta kalsın da. Şunu aldım, ıslaklarını yiyeceğim. Güzelim yürekten bağlıyım sana. Eziyet eder miysen sev. Güzelim yürekten bağlıyım sana. Eziyet eder miysen sev. Yandırdın kalbimi yaman, ey kaşlar keman, bu derdime inan. Yar sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi yaman, ey kaşlar keman, bu derdime inan. Yar sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canım, bu derdime inan. Seni görmeyince fenadır halim, İntizarda koyma galam ve halim. Seni görmeyince fenadır halim, İntizarda koyma galam ve halim. Yandırdın kalbimi yaman, ey kaşlar keman, bu derdime inan. Yar sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi yaman, ey kaşlar keman, bu derdime inan. Yar sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canım, bu derdime inan. Ne oldu diyorsun? Anlatıyorum ne oldu. Abi ben bunu söyledim. Hani çok güzel bir alkış geldi içeride. Kendimi kaybettim herhalde. Moralim bozuk diye biraz bağırmış. Öbürleri geldi. Ay ne olur şunu söyle.
bir sahneye çıkın, sahneye çıktım. Çalıyorum, ne olursam çalıyorum. Yarım saat çaldım yani. Sonra gitar için yani. Anabilir miyim? Neyse İbni, o geliyor, bu geliyor, ya siz bir yere çıkıyor musunuz? Biz gelelim. Ben de böyle artık unutmuşum, param var. İlk kez böyle bir kesin tarafından yaptığın şarkıların, yani söylediğin şarkıların bir yerinisi. İlk kez bir topluluk tarafından hoşuna gidiyor. O esnada biri geldi içeride. Geldi efendim bir adam. Aman efendim dedim. Güzel ses. Siz ben dedi bu mekanın sahibiyim. Adamın haberi yok hesap. Adam içeride müdüriyette ona söylemişler. Biri var çalıyor, o da dinlemiş. Herkes sizi soruyor. Aman efendim oturabilir miyim? Ben içinden dedim salak otur. Tabii dedim buyur yani çıksın. Adam bilmiyor yani durumu bilse gelmez belki yani. Önce parayı alalım olmaz. Oturdu. Sizler ben de Kapsız Güneş Köprüsü'nün orada Lotus neredesiniz abi dedim. Mitsubishi servisinin üstünde orada bilgisayar kurmuşsunuz. Her gün önünden geçiyorum dedi. Ben de dizim ailesine giderken evet dedim orası. Ah dedi ya her gün önünden geçtiğim yer dedi sen orası. Bir şey söyleyeceğim dedi. Buyurun dedi. Beraber haftanın üç günü burada çağırır mısın? Çalmaz mı? Bir şans gelmiş Allah'tan adamla bir diyalog kuracağım yani. Çalmaz mıyız dedi. Ya dedi peki bu arkadaşa şu kadar yörünge veririz. Hatırlamıyorum tabii ne kadar para oldu. Şu kadar veriyoruz dedi. Siz dedi de aynı paraya çalar mısınız dedi yani. Hani böyle bir başta siz nasıl istersiniz dedi. Dedi ki ya sen bir sisin güzelliği kadar mütevazi bir adamsın dedi ya. Ben dedim masada da hiçbir şey yok dedi. Almış biraz sonra temizlemiş abi. Ben oturuyorum ona. Dedim ya ben hesap isteyecektim abi. Olur mu canım hesap? Var ya Hüseyin, iç açılarını toplamı 180 dereceyle üçgenin böyle bir yeri var böyle. O barı benzetmişim. Ses böyle 179 kalmadan böyle. Bir çıkmışım dışarı. Garson da bir şey yapmaya çalıştı. Tamam dedi misafirimiz bizden. Garson bir şey söylemeye çalıştı. Yalandan sıçtım. Arkama bakma lan. Böyle gidiyorum ama yani. Eve vardım. Evde buluşam ama. Mahalle köpekleri var. Mahalle köpeklerinden ve kedi köpeklerinden sesten geliyor mu? Yabancılar geldi mi? Korkmuşum ama sabah kadar. Ulan geldiler beni buldular. Bu kadar büyük hesap var ki. Oh benim sabah işe gitti. Kapıyı çaldım adam karşıya. Dur dedi. Dedim buyur. Dur gel gel dedi. Tamam gel gel anlamadın sen. Dedi bütün hesap sendeymiş dedi. Sen de dedi barın dedi yarısını içmiş bu kızla. Biz de bekliyorduk. Ya senden sonra büyük bir hesap gelecek. Hesap gelmeyince anladık ki ben dedi böyle. Bak dedi para mara istedim. İlk üç program dedi yap ödeşelim. Ve önüne başladınız yani. İlk üç programdan sonra da aldı yürüdü. Evet. Arkadaşlar, söyleşiler normalde 30 dakikadır. Hadi 15 dakikada arkadaşlar kurduk, 45 dakika. Hadi 15 dakikada ben kurdum, 1 saat. 1 saat, 5 dakika bulmuş. Dur, soru yok artık. Şimdi, iletişimi buradan bir şey gösterecekseniz, benden soru göstereyim. Var mı, var mı? Sana göre çıkartmayacağım bunu. Senin seveceğin bir albüm artık yok. Sadece kızlarıma göre çıkartacağım. Çok güzel.
Teknoloji olmamış olsaydı şu kayıtlar, sesler, telefonlar size yeni albümden ne şarkılar söylüyor? Birinci soru orada. Söyle. Koşkodan Twitter fenomenleri. Evet, gittiğim yerlerde birkaç isim veriyorlar. Bugün de Toşko çıktı gerçekten. Ne diyebilirim? Kendi halinde son dönemi depolitizasyonuna uğramış. Apolitize olmuş. Şeker, tatlı bir çocuk. Biz de seviyoruz, problem yok yani ama hani bazen böyle kızıyorlar, ediyorlar ama kendi halinde çok da kendileri çok beğeniliyor. Böyle bakmak lazım, ben seviyorum yani. Selam söyle. Söyle kardeşim. Geçen hafta... Evet. Şarkıları çaldık, herhalde ki söyleyeceğim. Geçen hafta canlı müzik yaptınız. Biz yaptık arkadaşlar. Oğlum benim yüzümden ne ekmekler ediniz lan siz? Helal olsun, tamam helal edin. Buyur canım. Ha. Balıkesir'de en fazla yolu cadına bedel verenler olarak fikir almışlar. Tabii. Uçağın yönünde bir noktası oluşturdu. Ne biliyoruz? Uçağın yönünde bir noktası oluşturdu. Uçağı mı biliyoruz? Uçağa biniyoruz, uçağa mı biniyoruz diye bir topluluk oluşturuyoruz. Yol ücretlerinden dolayı. Yol ücretlerini veren kim? Belediye. Belediye yaptığı bu kanunu koyuyor. Tamam. Tamam, bunu ben sosyal medyadan öğrenmişim. Bir yürüyüş durumu vardı. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. İlk önce belediyeyle konuşmak istiyoruz ama bunun için ilk önce toplanmamız lazım. Biz de sizden desteğinizi istiyoruz aynı zamanda. Şöyle yapabiliriz. Ne? Söz verirseniz yerle ilgili bir kısmım var. Onun için söz verin ve... Gaza getirmeyin. Üstelik ilk gaza girdiğim tip var. Olabilir. Şimdi söz meclisten dışarı diyelim. Şu sıralar kamuoyunda dedikodu da olsa Balıkesir Belediyesi ile ilgili bazı söylentiler. Doğru yanlış ben o polemiğe girmem. Şu söylentilerin bir iki ay durmasını bekleyelim. Netleştiği an kalması ya da gitmesi fark etmiyor. Söz veriyorum. Balıkesir İletişim Topluluğu benimle devreye giriyor. Ben öğrencilerle beraber belediye başkanından randevu alacağım temsilcisi için 10 kişi. Ama ben de geleceğim, gideceğiz, başlarımızın sürüyoruz ve gideceğiz. Bunu sözünü verdim. Dostlarım da beni arıyorlar. Bu arkadaşlarla iletişim kurun lütfen. Bu da ayrı bir konu. İletişim kurun. Biz başkan gideceğiz, başkan derdimizi anlatacağız. Bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyorum. Bağırarak, çağırarak, şöyle isyan ederek önce bir gidelim. Adamla konuşalım. Ne yapabiliriz diye. Olmadı. Daha üst yere vereceğim. Bir şeyler yapacağız. Söz ver. Söz. Son. Söyle bir şey. Bir saniye çocuklar. Bir saniye. Üniversite konserleri bizimle ilgili. Arkadaşlar bakın. Benimle ilgili şey değil o. Arkadaşlarım da söyledi. Benim konser organizasyonları, prodüksiyonum başka bir şirket tarafından yönlendiriliyor, yönetiliyor. Her yerde karışamam. Onların kendine göre bir politikaları var. Belediyelerle, şirketlerle bu üniversitenin komitesi arasındaki görüşmelerle ancak olabiliyor. Ya da sizler yoğun bir şekilde Haluk Levent'i ister istediğin zaman onlar zaten getirmek zorunda. Ancak öyle olabiliyor. Diğer dışına bakın, buraya gelirken para istedim oğlum. 5 kuruş istemedim. Ben kendi imkanlarımla geldim. Devletiniz siz mi? Bak menajer burada. Tam da ben menajere bu arada anne derim. Yani anne diyorum yani. Tam da ben menajerden bahsederken o arada bir anne yazacağım. Anne. 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 Anne.
Tabii o anda düşmedi. Şimdi sizinle konuşursam 120 kez arayacağım. Halit abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyeceğim. Efendim anne? Ne yaptın? Şu anda tahminen 1000 küsur kişi seni dinliyor. Evet anne. Şu an... Artık herkesin annesi oldum. Öpüyorum. Bak nasıl bir bıdı bıdı yapacak kendime yumuşadı. Selam söyleyeyim. Arkadaşlar, tamam yeter. Sorular 1,5 saat olur. Lütfen. Bir saniye. Bir saniye. Söyle. Biz kamp olarak geldik. Çok kesin sorun. Bir saniye. Çok özür dilerim. Duyamıyorum kızımızı. Bir saniye. Baltop olarak geldik, Balıkesir Kapalı Gönülleri Vakfı olarak. Ahbap'ta ortak bir projeye sosyal sorumluluğu ilgisi yapmak istiyoruz. Arkadaşlar konuştuk, fakat bir partimizin olmadığını görüşemeyebileceğimizi söylediler. Evet, Ahbap, Ahbap Balıkesir geldi mi buraya? Evet. Burada mı bakacağız? Ben buradayız. Ha, oradasınız. Arkadaşlarımla görüşemediniz mi? Arkadaşlarla görüştük fakat sizinle görüşmek için vaktim olamayacağını söylediler bize. Sadece 5 dakika ayırın. Ben Ahbap'la zaten 5 dakika görüşeceğim. Tabii. Siz kaç kişisiniz? 4 kişi. Şu 4 kişi yavaş yavaş Ahbap'ın yanına gitsin. Gitsin oraya. Geçin çünkü bitiyor şimdi program. Sizlerle görüşelim. Ne yapabiliriz diye. Söyleriz bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şunu söyleyeceğim.
çok özür dilerim, kabalaşacağım. Kaba kelime kullanmak için çok özür diliyorum. Bir cümle kullanacağım. Başka bir cümle bulamıyorum. Bu cümle şu: seviyorum lan sizi. Fotoğrafta bir tek o çıkıyor. Bu kadar gülümseyin. Erkekler böyle.